Herkese merhaba, ben Ozan ve Euro Truck Simulator 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm modsuz oynayacağız ve oyunumuza geçebiliriz sanırsam. Şimdi oyunun benim sesimi bastırmaması için bir şeyler yapabiliriz herhalde. Ya da ilk önce ben direkt şuradaki güzel tırma, Volvo tırma geçeyim. Bakalım bir sorunu var mı, derdi var mı kendisinin. Tertemiz, tır tamamdır. Ve çalışıyor mu? Tamamdır. Çok güzel. Ve anlamayanların için söyleyeyim. Şu direksiyonu şu kadar hızlı çevirmemin sebebi. Evet. Bundan önceki bölüm söylediğim sözünü verdiğim şeyi artık bu bölüm yapabiliyorum. Peki o nedir? Bir adet direksiyon setim var. Direksiyon setimi bağladım. Çok pahalı bir şey değil, çok ucuz bir şey de değil. Hatta modelini bilmiyorum. Söyleyecektim fakat neyse. Şimdi ve direksiyon bağlıken klavyede oynarsanız şöyle bir şey olabilir. Hemen göstereyim. Evet, şöyle bir şey. Yani çok hızlı dönüyor. Şimdi hemen kokpitimize geçtik. Buradan Night Caller'ı atmıştık buraya. Açalım. Bundan önceki bölüm sanırsam sesim bastırmış biraz. O yüzden şöyle şu seviyelerde bakıyoruz. Bu arada direksiyonla oynamanın en güzel yanlarından bir tanesi de, bu arada pedalla da oynuyorum. Şu şekilde böyle yarım gaz verip yavaş yavaş ilerleyebilmek. Tam gaz verip yardım edebilirsiniz tabii ki. Frene sert basarsanız sert gider. Arkamda araba var. Şöyle gidiyorum mesela. Frene yavaş basıp şöyle yavaş yavaş da durabilirim. Falan işte, yani direksiyon iyidir, candır. Sinyal ayarlamalarımı yaptım direksiyon için. Kamera ayarlarımı yaptım. Retarder yaptım. Korna koydum bilmiyorum. Bayağı ayarladım yani. Direksiyonun el freni de vardı fakat onu gerek duymadım. Onu söktüm. Hemen şuradan güzel bir iş alalım sizinle. Serbest tabii ki de. Bakalım. Güzel işlerimiz var mı? 400 kilometre. Çok da uzun olmasını istiyorum açıkçası. Mesafe. Neyse. Alalım bakalım ya. Ne olacak? Bir süreme bakayım. Neyse. Haydi bakalım, yola çıkalım. Haydi bismillah. Ay. Klavye oynuyorum gene. Alışmışım klavye. Şöyle. Güzel güzel, tamamdır. Oh, sarıda geçtik, güzel. Bu arada direksiyon oynayan en güzel şeyler de, daha profesyonel bir şekilde oynayabilirsiniz. Aslında bu da facecam iyi derdi de. Yani klavye gibi olmadığı için mesela frene sert basıp da arabayı çok hantallaştırıp sonra hızlı bir şekilde, atik bir şekilde hareket edememe bunda olmuyor. Şöyle frene hafif basıp hafif durup şöyle sinyal verip falan. Çok her şey elinizin altında, çok rahat oluyor. Tavsiye ederim yani direksiyonla oynamayı. Hop. En kısa hangisi dayı? Yeni profil mi açsam ya, bu mesafeler çok uzun. Esna 100 kilometre gidebiliyorduk ya. Ve tabii ki de park şey de çok kolay direksiyon olduğu için. Acemilik. Dorse'ye yanaşamayan liselinin ibretlik halleri. Tamamdır. Hoppa, ver coşkuyu dayı. Tamam, sürtmedi. İşte. Yallah şoför, yallah. Ben buradan kaptırırım reis. Bu arada direksiyonu bir elimle kontrol edeyim. Diğerimle de mouse'la rahat rahat böyle bakabiliyorum etrafa. Şöyle falan. Dayı bak, ben çıkacağım oradan. Bir yol verin ya. Allah Allah, insanlık öldü mü? Burası da Almanya yani. Sizin yarınız Türk'tür.
Tamamdır. Haydi bakalım. Kolumu koydum direksiyonumun üstüne. Şu an yolumuza çıkmış bulunmaktayız. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Ben Oğuzhan. Haydi bakalım hayırlısı. A trafik. Ah, trafik falan dinlemem ben. Hayır, hasar aldım. İnşallah Dorse değildi. Tamam, Dorse sağlam. Dorse sağlam. Ve araç çekmiyor. Işsın. Patinaj çekiyor. Hadi ama. Tamamdır. Haydi bakalım yolumuza. Bunları evde denemeyin. Gerçek hayatta denemeyin. Bunlar kötü şeyler. Böyle bekleyin yani ışıklarda. Ben video uzamasını yapıyorum. Bu arada bir yandan acayip bir ses duyarsanız bir şeyler içiyorum. Çünkü gerçekten burada hava çok sıcak. Hop, devirmek istemiyorum. Oo, tamam. Dorsi hasar gördü. Yapacak bir şey yok. Hep bunlar işte acelden. Normalde ayarlardan bu devrilmeyi falan kapatabiliyorsunuz sanırsam ama ben uğraşmayacağım ve yani default bir şekilde oynamak daha iyi. Şarkı bastırdı. Şarkı sesini bastırmasın. Şimdi size biraz makas atma dersi göstereyim. Çünkü direksiyon varken çok güzel makas atabilirsiniz siyerse. Haydi bakalım. Oba. Asi çocuk. Bir şeyler girip takılıyor ama bu şeyde. Benim bilgisayarda bir sorun var ama ben daha çözemedim. Sürekli bir flash sesi. Bu şarkı da iyi canım. Gönül isterdi ki bir Müslüm baba, bir Orhan baba açalım burada dinleyelim ama işte YouTube Bey sağ olsun. Bu arada direksiyon çok hassas değil, gördüğünüz gibi bir boşluk var. Gerçi bu gerçek arabalarda da var fakat burada böyle biraz görüntüsü acayip duruyor. Belki de oyunla alakalı bilmiyorum. Hani şu aradaki şu mini kısmı çeviremiyorsunuz. FPS'imiz gayet akıcı. Film tadında gidiyoruz şu an. Ve şu an direksiyon çok titriyor. Gerçekten gerçek bir sürüş hissi veriyor yani. Hatta şöyle bilgi vereyim size. Yolun çizgilerinde giderken daha çok titriyor falan böyle. Hani her türlü. Mesela araba nasıl diyeyim? Rölantide çalışırken, öldürdüğümüz yer çalışırken az titriyor. Gaza bastığımızda daha fazla falan titriyor. Bayağı iyi yani bu. Hani bir kontrolör de bu kadar iyi olmaz da eminim ki. Oy. Konuşurken dalgınlık keyfi. Şöyle bir sollayalım bakalım. Hoppa. Bu araba da çok devriliyor ya. Arkadaki yük mü çok acaba? Hoppa. Paket. Hoppa. Evet. Gerçek hayatta bu kadar hızlıken dönmeyin. Şimdi bakacağım. Hatta eminim diyebilirim ama büyük ihtimal arkadaki yük çok ağır. Cidden çok ağır. Hemen kontrol etmek istiyorum. Arkadaki yükün haline bakacağım hemen. F6. Evet, tahmin ettiğim gibi yük çok ağır olduğu için dönüş çok zor oluyor. Hemen hiç yol kat edemedik sen. Hiç yol kat edemedik bu kadar sürede. Yapacak bir şey yok. Ha, şaka mı yapıyorsunuz ya? Öf. Şu USB sesi. Abi ne girip çıkıyor ya? Allah Allah, bir rahat durun. Temassızlık var galiba. Biraz da uyuyalım. Tamamdır. Bu kadar yeter. Sevkiyat müdürü. Abicim iyi diyorsun, güzel diyorsun da yani biz ölelim mi yani?
O zaman ışık mışık dinlemeyeceğim hacı ben. Allah'ına kadar bastıracağım yani. Gaza da köktüm şu an. Sonuna kadar verdim gazı yani. Bayan yani müdür istiyor. Polislerle konuşsun ben bir şey bilmiyorum. Ben de yani aracıyım yani burada yani yapacak bir şeyim yok bak yeşil yandı yani. Şoför Dominik dönüşte birik bulamadı boş dönüyor. Aferin ona. Oh kazasını da yapmış maşallah Dominik Beyciğim. Allah'ına kadar sollayacağız o zaman millete makas makas üstüne yani. Bir makas bir makas üstüne yapacağız burada şu an. Haydi bakalım oğlum. Bas gaza. Aa yeşil 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 yeşil. Ben direkt giriyorum buradan dayı. Otobüs bey, azıcık bekle bakayım sen. Bizim burada acelemiz var yani. Şöyle şerit değiştirelim sinyalle falan. Ay, oyunda kamyon sürerken ben burada yoruldum ya. 60 kilometreyle dönmemiz lazım burayı. Yoksa taklaya geliriz. Haydi bakalım. Şu çizgiden çıkalım da titreşim azalsın ya. Bu arada ben titreşimi şöyle göstereyim. Ayarlardan kıstım. Buradan mıydı? Kıstım mı? Aynen titreşimi kıstım. Ben bunu fullersem masa sallanıyor. Hatta şu an fullledim. Oy. Şu an telefon melefon benim yani zıplıyor yani o kadar titriyor. Şaka mı yapıyorsun? Hatta şu çizginin üstüne gelirsem o. İnsan eli ağrır yani bu titreşimde. Bu değil. Titreşim gücü. Kontrol. Ha buradaymış tamam. Şöyle olsun arasında. İyidir. Haydi bakalım. Bu arada diğer bölüme daha güzel Nightcore'larımızı indireceğiz. Onları dinleyeceğiz. Yani seçilme Nightcore'ların en güzellerini seçeceğiz. Ve en güzel copyright şarkıları bulmaya çalışacağım internetten. Yani biliyorsanız bazı kanallar var. YouTube kanalları hani copyrightsiz şarkılar yapıyorlar veya paylaşıyorlar. Onlardan güzel şarkılar en çok dinlenenlerden indireceğim birkaç tanesini. Haydi bakalım. Aynı yeri iki kere geçme keyfi. Bayağı da yol gitmişiz biz sanırsam ya. Bu türleri falan bayağı ileride kaza yaptık aslında. Haritaya bakarak ilerlemeyi düşünüyorum. Tamam işte dümdüz otoban. Biz bayağı hızlı kaptırız bence buradan. Şöyle biraz daha yola odaklanmak istiyorum. Neyse biraz muhabbet edelim. Bildiğiniz gibi hop adamsın. Burada taklaya gelmiştim ben. Yavaş. Gazı kestim şu an. Araba kendi gidiyor. Boşta sanırsam. Ama vitesteymiş gerçi. Otomatik bunlar. Hoppa. Burada da taklaya gelmemek için iyice frenli kökledim. Şimdi kanalımızın gidişatı gayet iyi. Abone sayımız oldukça iyi bir şekilde artıyor. Benim her zaman size istediğim reklam. Çünkü ben bazı YouTube kanalları gibi ben hepsinin ismini biliyorum. Bazı YouTube kanalları gibi paralı reklamlar yaptırıp veya YouTube'a belli bir para ödeyip videosunun önde sıralarda çıkmasını sağlayacak kadar zengin değilim. O yüzden benim destekçim sizsiniz. Yani gelin siz destek verin. Ki siz şöyle düşünmeyin. Oha işte bilmem kaç yüz tane bin tane izlenmesi var. 1.000 lira alıyor falan filan öyle bir şey yok. Bunu da baştan belirteyim. İzlenmeye göre para alınmıyor hiçbir şekilde. Sizin para gelmesi şu şekilde olur. Siz o çıkan sağda benim linkimde çıkan sağda solda ortada bir reklamlara tıklarsanız para geliyor. O da kuruşlarla yani. Şöyle diyeyim ayda 1 lira falan şu anda yani. O kadar. Ki onu da alamıyorsunuz. 100 dolar olmadan çekemiyorsunuz yani. O yüzden lütfen yanlış düşünmeyelim. Reklam çok önemli. Büyük kanallardan aşağı kalmayın lütfen. Benim destekçim sizlersiniz.
her zaman derim yani videoları beğeniyorsanız videoları beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayın. Oo, fren çok zor kurtardık. Beğeniyorsanız beğenmeyi atın. Beğenmiyorsanız neden beğenmediğiniz yorumlara yazın. Yani dislike atmayın lütfen. Çünkü her dislike yani -1 moral demek. Şimdi bakalım şuradan şöyle güzel bir dönüş yapıp yolda güzel gidiyor. Buralar bayağı güzel yerler ya. Ben buraya daha önce geldim mi acaba? Hop fren. Zor kurtardım burayı da. Bu dağlık yollar çok fren istiyor. Hele arkada büyük yük varsa çok fazla fren istiyor. Bir saniye ben şu an klavyeyi göremiyorum direksiyonunu. Şu klavyenin yerini değiştireyim de. M tuşuna basamıyorum kolay kolay. Bayağı da hızlı gelmiş açıkçası. Bundan sonra kaza yaparsak München şehrinde çekileceğiz büyük ihtimal. O zaman şöyle bir hack yapalım bence. Oy! München. Tamamdır. Dediğim gibi videonun çok uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Ben buraya ilk defa gelmişim. Tamamdır. Şimdi ben bir şuradan detaya bakayım. Geciktiniz diyor. Ya geciksem geçeyim ya ne olacak? Ben para için yapmıyorum bu işi. Dediğim gibi video çıksın yani. Manga neresi? Oo kaza. Bu oyunun en büyük eksilerinden bir tanesi tırın azlığı. Daha fazla tır olmalıydı çeşit olarak. Hani biraz daha burunlu tırlar falan olabilirdi yani. Veya farklı özellikle farklı motorda tırlar falan. Daha fazla seçenek opsiyonik olabilirdi. Euro Truck Simulator 3'te bunu bekliyorum yani o yüzden. Ve daha optimize bir oyun bekliyorum. Yani bunu oyunların daha fazla optimize olabileceğini ve ekran kartına deli gibi para vermenizi önleyebileceğini biliyoruz yani GTA 5'ten. Grand Theft Auto 5 bildiğiniz gibi bütün bilgisayarlarda çalışıyor yani böyle daha hani ekran üstünde ekran kartı olup da çalışmadığı bilgisayar görmedim şu an. Yani oynanabildiği. Yani o kadar iyi optimize etmişler ki oyunu her türlü oynayabiliyorsunuz ekran kartınız varsa. Tabi çok dandik ekran kartlarını saymıyorum ve eski. Hani ekran kartınızın baştan ikinci harfi en az 4 olmalı. Böyle 630'lara falan oynayamazsınız. Laptop için tabi. Masaüstü için oynayabilirsiniz büyük ihtimal. Ya 3 saat kaldı güzel. Yolun yarısına geldik. Bu da güzel bir Nightcore. Nightcore sayılır. Daha doğrusu. Sinyal vermezseniz size giriyor para. Gördüğünüz gibi arkadaki bana çarptı fakat bana para falan gelmedi çünkü sinyal verdim. Eğer vermezseniz size giriyor para. Şöyle. Bu arada tırla drift yapmanın modu varsa onu da yükleyeceğim. O çok hoş olur gerçekten. Çünkü tırla drift yapılabildiğini biliyorum. Böyle bir olay var cidden. Hemen sinyal verelim. Gazı az keselim. Azıcık fren. Direksiyonu kıvır. Sağdan gazı fulle ve devam et. Şunu sollayacağız şimdi. Şunu şey yapalım. Şunu sağa sinyal verelim. Oo geçemedik be. Arkasına geçelim o zaman. Sanırım BMW'nin bir arabası. BMW E serisi olabilir. Haydi bakalım. Kanalın gidişatından biraz daha bahsedelim. Bu konu hakkında gerçekten güzel olumlu yorumlar alıyorum. Kanalı hani videoların iyi olduğu ve kanalın gelişebilir, gelişmeye çok müsait bir kanal olduğu hakkında olumlu yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Onun harici bazı bir arkadaş var. Lütfen onu bulun. Yemin ediyorum hack saldırısı yapın. O kadar diyeceğim. Çok moralim bozuyor. Her videomu tek tek açıp dislike atan bir arkadaş var. Bak bu videomu izliyorsa gerçekten diyorum arkadaşım beğenmiyorsan söyle yaz yorumlara. Adam gibi hani şunu şöyle yapsan daha iyi olurdu falan diye. Yani izlemeden dislike atıyor. Neden? Bir sözüme takılmış herhalde. Onunla ilgili yazıyor hani.
Bilmiyorum. 122 kilometreyle tırmanış yaptık be. Bu tır iyi. Volvo'nun tırlarını genelde tercih etmemin sebebi Volvo'nun tırlarının motor gücü olarak çok yüksek olması. Tabii torkunun da yüksek olması daha iyi fakat beygir gücü biraz daha hoş geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim. Fizik dersi gördüyseniz yüksek sınıflardan lise üstlerde falan 3'te falan veya 4'te. Belki yeni müfredat bilmiyorum ama belki şeyde de vardır. Onda da olabilir lise 2'de. Hemen fren yapıyorum. Yavaşça fren. Çok da yavaşlamıyorum. Gazı kökledim. Freni yaptım. Sinyalimi de vereyim. Sorun olmasın. Savrulmamak için hemen aracımın savrulma yönünü düzeltip böyle hemen gaz vereceğim. Kökleyeceğim gazı. Bu sayede devrilmeyeceğim. Şimdi tork biliyorsanız aracın torku yüksek olduğu zaman aracın atikliği artar. Hızı artmaz. Öyle diyeyim. Hani atikliğim nedir? Hızlı kalkar, hızlı şey yapar, hızlanır falan filan o olay. Beygir gücü yüksek olduğu zaman ise araç daha hızlı gider yani. Basit bir şekilde. Hop fren. Yani göreceğiniz gibi Euro Truck Simulator bir oyunun dışında çok da gerçek fizik becerisi yani araba sürüş bilgisi falan söylüyor. İsk gerektiriyor. Mesela hani dönüşlerde hani belli bir kat sayıda arkadaki yük sizin devrilmenize yani merkez kaç kuvvetinden bir merkez kaç kuvveti dolayısıyla dışarı doğru çıkmanızı sağlayacak. Hop fren tamamdır. Merkez kaç kuvveti dolayısıyla sizi merkezin dışına doğru itmek isteyecek. Bu yüzden belli bir nasıl desem arkadaki yükün sizi doğru savurma etkisini aracın denge merkezinden dışarı çıkmaya başladığını hissettiğiniz zaman bir fren basın ki toparlasın kendini. Yani böyle basitçe bir açıklayayım size. Fiziksel daha detaylısını açıklarım fakat çoğu kişi anlamaz. O yüzden gerek yok. Ve az kaldı sanırsam. Şimdi bir hack daha mı yapsam acaba? Bakıyorum. Salzburg. Az kalmış. Bu yol biraz sıkıntı. O yüzden orada biraz daha vakit kaybedeceğiz açıkçası. O yüzden yüksek torklu veya yüksek beygirli tırlar daha çok işinize yarayacaktır. Frene fazla bastım. Biraz daha yumuşak basmam gerekiyordu. Bu arada Euro Truck simülatörü çok oynarsanız direksiyonla falan veya normal klavyeyle tabi saçma sapan değil de normal ciddi bir şekilde oynarsanız gerçek hayattaki araba sürme becerinizde de artışlar olacağını göreceksiniz. Hele bir tır şoförü olursanız çok iyi yani direkt deneyimli olursunuz. Hani hiç tır sürmeniz halde. Hani dönüşler falan fizikler birebir yani. Dönüş fizikleri, kaza fiziklerini veya diğer fizikleri demiyorum. Gazdan ayağımı çektim. Yarım basıyorum şu an gaza. Bu araçla aynı hızda gitmek için çünkü bu otomatik vites bir araç. Bu oyunu Euro Truck Simulator 2 bu arada manuel de oynayabiliyorsunuz vitesinizi bağlayıp. O zaman daha da bir gerçekçi oluyor hani. Direkt tır şoförü oldum buradan yani bu kadar tır bilgisi sahipken. Evet, gaza basmayı unuttum. Ben de neden bu araç hızlanmıyor diyorum. Büyük ihtimal bir araç çıkacak karşıma ama. Bir ümit şöyle bir hızlanayım hemen sağa sinyal verip şu aracı geçtiğim gibi freni kesip fren yapacağım. Gazı kesip fren yapacağım. Vereceğim. Bir araç çıkmaz büyük ihtimal. Hemen sinyal verdim. Dışarı çıktım. Genişten aldım. Hemen şuradan frenimi yapıp bu araç da fren yapacak çünkü. Gazımı kökledim. Zaten değişik bir yokuş olduğu için burası araç biraz yavaş gidecek. Şu an gazımı kökledim. Tamam. Şu an çok belli olmuyor ama burası cidden dik bir yokuş açıkçası. Hani pek belli olmuyor ama. Ben onu söyleyeyim. Aracın hareketlerini anlayabiliyorsunuz zorlandığını. Streşiminden falan şu elimdeki direksiyon. Buralar baya güzelmiş ya. Ben buralarda görev yaparım hep. Dağlık, yokuşluk falan. Bir de şu gerçekçi kazalar olsaydı çok iyi olurdu oyunda. Mesela bu yokuştan alamayan bariyerleri kırıp aşağı yuvarlansa, araç parçalansa falan. Hani bilmiyorum hiç güney taraflarına ineniniz var mı hani şeyde falan oturup da nasıl desem. Hani İzmir İstanbul arası yol gittiyseniz arada Çanakkale üzerinde Kaz Dağları var. Çanakkale'de evet mesela İzmir'den İstanbul'a giderken İstanbul'dan işte Bodrum'a giderken falan. Kaz Dağları. Kaz Dağları aynı bu şekilde.
Yani bundan daha dik açıkçası, hani daha zor. Burada kullanmak biraz daha kolay, biraz daha böyle eğimli falan. Kaz Dağları olsaydı gerçekten burası daha bir zor olurdu. Hani orada tırlar bayağı taklaya geliyor yani. Bu arada araç yukarı doğru tırmanan bir manevra olduğu zaman çok fazla fren yapmanız gerekiyor. Çünkü aracın ağırlık noktası yere doğru toplanacaktır. Yani aşağı, biraz daha aşağıda toplanacak, devrilmesi biraz daha zorlaşır. Farları yak diyor. Yakalım. Belki de yakma diyor. Tam emin değilim. Ve varış noktası ulaştık sayılır. 30 kilometremiz kaldı. Ve biraz daha manzara. Şöyle sürüş kolay olsaydı gerçekten böyle söylerim, çünkü böyle daha bir güzel. Yani şu fren ışıklarını falan, oy 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 oy, kaza yapıyorduk, daldım ya. Fren ışıklarına bakayım derken ve fren ışıklarını falan görmek çok hoş gerçekten. Hatta onların şeyini bile yapmışlar. Böyle aynı anda yanmıyor, yanlış görmüyorsam hani. Böyle gecikmesi olur hani arkaya doğru giderken bir elektrik. FPS güzel, manzara güzel. Dışarı bakalım, böyle kafayı falan çıkaralım böyle işte. Daha da böyle millet hareket bir şekil şukul yapalım böyle. Şarkımız bitmiş olamaz herhalde. Ama ola da bilir. Dinlemedik herhalde. Fulle ver coşkuyu gitsin. Araba aksın gitsin ya. Vallahi buralar güzel. Traksimetre işte insana... Portal 2'nin şarkısı da galiba. Aynı ses. Arkadan biri selektör mü yaptı acaba? Güzel, tırmanış güzel. Bayağı bir tırmandık ya. Kaç rakam acaba burada? Dönecekmişiz buradan. Ben retarderi etkinleştirmedim mi ya? Retarder. Kontroller. Retarderi geçtim mi? Retarder. Retarder gücünü arttır. Düğme 4 diyor. 6. Yok lan. Finish onu şöyle yapalım. Tamamdır. Ah, güzel. Bakalım çalışıyor mu? Tamam da çalışıyor şu an. Çok da gaz vermeyelim. Az bir yol kaldı. 4 kilometre mi? 100 metre bir orası. Ne 4 kilometre? Sinyal takılı kalmış. Tamamdır. Neyse. Bu arada geçen bir arkadaş gördüm. Çok acayip ya. Bir YouTuber kanalını geliştirmek için şöyle bir taktik uygulamış. Gerçekten çok dedim, helal olsun yani. Arkadaş 8-10 tane YouTube hesabı açmış. Ve büyük YouTuber'ların altında kanalını tanıtımını yapmış. İşte demiş kanalım var şöyle böyle böyle diye. Ve o 8-10 farklı hesaptan yorumunu beğenmiş, kendi yorumunu. Bu sayede büyük kanalların altında onun yorumu çok beğenildiği için yukarıda duruyor. Ve bu sayede tanıtımını yapıyor. Bayağı da abone kasmış açıkçası. Helal olsun yani bu. Aslında çok sinir bozucu bir şey ama benim kanalıma daha öyle reklam yapan çıkmadı. Yani benim kanalımda yapsalar büyük ihtimalle banlardım arkadaş kanalından. Nasıl 8-10 tane hesap var, başka hesaptan gene izler. Erkek adam böyle park eder. Hoppa.
Haydi be. Neredeyse oluyordu. Çok güzel park ettim be. Evet. Gitti. Gecikmeni mi? Boş ver ya. Büyük ihtimalle çok büyük ceza keseceksin ama. Aa, kesmedi çok. Ve 23. seviye. İşte bu. Oh, artacak bir şey yok. Kalmamış. Neyse. İzleyiciler, beğenmeyi, unutmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.